Kime ait? Ha, onda gelir ha. Kime ait? Oğluna ait kendim. Nedim Gülerken'in iş yeri. Evet, oğlu. Kahvesi. Ve oğluyla müşteri çalışıyorlar değil mi? Evet. Nedim Gülerken. Evet. Siz mesleğe kaç yılında atıldınız? Bu hale nasıl getirdiniz? Nasıl mücadele ettiniz? Şöyle kısadan bir özet anlatabilir misiniz? Ellinin 11. ayın 4'ünde başladık. Mücadele vere vere buraya kadar getirdik. Evet. Çalıştım, kazandım. Allah hepsine Allah nasip edersin. Peki. Şunu soruyorum. Şimdi besinler dışarı gidiyor. Bu göçün sebebi nedir? Senden de soruyorum. Fikrin nedir? Neden göçtük biz? Neden bu böyle dağıldı? Göçün başlaması. Bu memlekette parayı kazanıyorlar. Kazanırlar. Giderler dışarı iş yapalım. Bir de yüksek tahsile. Yüksek tahsile devam ediyor. Memleketin 95'i yüksek tahsile. Memleketin çocukları dışarıda yüksek tahsile hevetliler. En fazla ondan memleket göçe başlamaya. Evladını okutmak için. Umarım ki de parayı kazanıyor. Yine tekrar yok. İkinci şık şu. Bu aşağı söküldüğü zaman evet. Bir dedikodular var filan. Kara Mahmet'in kahvesinden altın buldu, gitti Uşak'ta fabrika kurdu. Yok bilmem kuşunu, camının bilmem neyini buldu, zengin oldu. Bunlara inanıyor musun? Böyle İnanmıyorum. Bir hayır, inanmıyorum. Aşağı şeyde Kara Mahmet'in evindeki altının sebebi şu. Efendim, Hacı Şerif'in babası Şevki'nin oğlu Ali oraya aldılar. Zaman geldi söktüler. Sökünce hayvan yemliğinden bir teneke altın çıktı diye duydum. Bir kısmını Abbas'ın oğlu Zeyra diye verildi. Bir kısmı da efendim şey var. Eyüp var. Evet. Kahveci. Evet. Ona verdiler. Şevki'nin oğlu Ali buraya yaptılar. Hacı ile Hacı Şerif'in babasıyla. Evet. Bunu böyle diyorum ben. Güzel. Peki, şimdi sana şunu soruyorum. Bu şehir, bazı beyler bu Dündar yazısını sunmuşlar. Demişler ki, Dündar yazısına şehri kuralım. Bir kısmı kayardı demiş. Acaba hangisi olsa iyiydi bizim için? Hangisi mi? Ha. Dündar yazısı olsa iyiydi. Dündar yazısı daha iyiydi. Çünkü yolbaşı yoluyla istifadeli. Peki, gençlere ne tavsiye edersin? Şimdiki gençlere ne tavsiye edersin? Biz besin olarak, büyük olarak. Gençlere... Memleketime dön, memleketime gidip ya. Lağabınızda besin de kimler derler? Bizde Aslı Fıs Sultanı lakabıyla Hacı İbrahimzade. Fakat burada besin içerisinde Şakalaş Mulla Hanifi'nin oğlu Abdullah derler. Evet. Bu mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle kısa bir öz hayatınızdan. 1960'da 60 ihtilalinden sonra yüksek tahsil için Ankara'da. Orada hem talebeyken iş hayatına atıldık, hem okuduk, yüksek tahsil yaptım, hem de çalıştım. 1989'da emekli idareci, milli eğitimden emekli okul müdürü olarak emekli oldum. Şimdi Besin'de ufak tefek arazilerim var, onlar başlıyor. Asıl ikametgahım Adana. Peki, size de bir soruyorum. Bu Besin'den aşağı şehirden niye çıktık, yukarıya geldik, bizim, niye faydalanmadık? Sebebi nedir? Bizim çocukluk devremize rastladığı için asıl kökeni buraya yani taşınma nedeni şehrin, eski şehrin yerinin dar oluşu,
daha çok yerleşme merkezine elverişsiz olduğu nedeniyle bağ evleri dediğimiz eski bu bağ evleri olan evet, obalar. Bağ evleri eski tabiriyle bağ evleri dediğimiz bu evlere yaz günleri taşınır. Baktılar ki bunun arkası gelmeyecek. Ondan sonra aşağıdan şehri yukarıya nakletmeye başladılar. Ve bugünkü şekliyle bu şekle geldi. Fakat asıl konusu bence bizim daha doğrusu Ankara'daki talebe arkadaşlarımızın arasındaki konuşma neticesinde zamanın siyasilerinin yatırım yapmaması, bu arkasından iş yerinin olmaması, iş yeri sahalarının açılmaması. Diğer bir ikinci sebep ve hem birinci sebep hem ikinci sebebin ana amili de bizim Besnili gençlerimizin zengin fukara mefhumu düşünülmeden yüksek tahsile hevesli olmaları nedeniyle göçün birinci sebebi bu oldu. Ha bir de şöyle iş hayatı var. Besniler atılgan kişiler. Hiç gidip amelelik yapmazlar. Hemşerilerim her yerde, her gittikleri yerde çalışan insanlar. Ve Besnili olarak ben şunu söylüyorum. Ben her zaman da gerek Ankara'da, gerek Adana'da, gerekse İstanbul'da hepsi pırıl pırıl insanlar. Çalışmayı seven insanlar. Ama bunların asıl kökeni, buradan göçlerinin kökeni ekonomik yokluğu nedeni. Eğer ekonomileri zamanında kuvvetli olmuş olsaydı veyahut da zamanın hükümetleri bu memlekete sahip çıkmış olsalardı ne bizim halkımızın biri dışarı giderdi ne de bu duruma Besni düşerdi. Bugün bakın görüyorsunuz daha güzel bir faal bir hal var Besni'de. Daha hareketli bir ticaret var. Bakın sokaklarına baktığınız zaman hep en güzel şeylerinde park edecek yer bulamıyorsunuz. Son model arabalar var. Evet. Ama bunların çoğu biz dışarıda kazandık. Şimdi öyle bir şey ki Besniler Türkiye Cumhuriyeti'nde bambaşka bir yeri var. Ben 1939'da gurbete çıktım. Şimdi Besni'de bir tabir vardı. Bilmiyorum siz de belki gençleri bilmezsiniz. Melengez, melengez, melmeketinde dilengez. Böyle bir baskı vardı. Bir de dışarı gidenlerin sırtına yadırgı yorgan diyen adam olmaz fikri vardı. Bugün bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Siz ne dersiniz? Doğru dersiniz. Ben de size katılırım. İnsanın bir yerde doğduğumuz yerdir ama çalıştığımız yer de doyduğumuz yerdir ya. Yani. Biz bir yerde devlet himayesinde çalışan kişilerdik. Her ne kadar memleketin arası... Besni'nin eski berberlerinde İbrahim Bey'in sesli konuşmasını alacağız. Besni'de size kökenli kimler derler? Eski mağabeyiz. Kulanlı Ömür Bey'in derler. Evet. Bu mesleğe nasıl atıldınız? Üçüncü cüzdümden şahitliğe girdik. Şahitlikten usta olduk. Sünnetçi olduk. Berber olduk işte. Oldu. Şimdi ağabeyli olduk. Peki çocuklardan memnun musun? Memnunum ya. Şimdi şöyle bir şık var. Bu Besni'nin halkı neden göç ettik biz? Aşağı şehirden buraya çıktık, tutunamadık. Buraya çıktık işte millet perişan oldu. Aşağı şehirden geldikten sonra göçtüler, gittiler. Peki sen şimdi diyorum ki sana senin de sevmeyen olsa gider miydin? Vallahi biz gidemezdik işte. Gidemedik biz. Hani bizim Bulanoğulları derlerimize ki büyük bir familyeydi. Evet. Ha şimdi 5-10 ev kalmadık. Kim İstanbul'da, kimi Uşak'ta, kimi Mersin'de, kimi Adana'da, hep gittiler. Peki, şöyle bir şey. Eğer burası şehir olmayıp da Dündar yazısı olsaydı, ha, bu millet dağılır mıydı, dağılmaz mıydı? Dağılmazdı. Dağılmaz, aşağı şehirde kalmaydı işte. Ha. Peki, şimdiki gençlere tavsiyen nedir? Senin çocuklarına sen bu hale getirirken, biliyorsunuz o zaman cilet bile zor bulunuyordu. Değil mi? Şimdi siz çocuklarına ne tavsiye edersin gençlere? Tavsiye nedir? Gençler şimdi eskiden iyi maşallah. Bizde ne? Biz evvel para bulamazdık. Bir şey demezdik. Şimdi zenginlerde, iyilerde
evleri var, dükkanları var, her şeyleri bunu kazanmış. Başarılı diyorsun. He ya. Ha, bu Beşli'nin halkı mesela bir kasap çıkıyor, dokumacılık yapıyor, fabrikatörlük. Bu Beşlilerin cesaretini neye bağlıyorsun sen? Cesaret, iş adamı. Çalışmıyor işe. Bilinçli işte aydın kişiler olmasına bağlı. Yani çalışkan, ekmeğini taştan çıkaran kişiler gibi ırgatlık yapmaz ama sanat peşinde koştukları için. Senatine dikkat etmek, çalışmak. İkincisi, bizim Besli'nin erkeklerinin böyle çalışkan olduğu gibi kadınlarının da daha özverili olduğuna ne diyorsun? İşte kadınlar şimdi bizim burada daha ile fazla bir iş yapmıyor. Evet. Herkes evinin işinde. Mülkü olursa icabında gidip çalışıyor. İşte ha. Ha şimdi bizim Gonca'da mülkümüz var. İcabında aralıklar da gidip çalışıyor. Biz de gidip çalışıyoruz. Ha. Peki şöyle bir şey var. Dışarı gidenin sırtına yadırgı yorgan diyen adam olmaz derler Besli'de. Biliyorsun. Evet. Peki bu gidenlerin hepsi adam oldu. Bu sözün doğru olup olmadığını sen vallahi ne diyorsun? Yanlış. O kimisi olmuş, kimisi olmamış. Biz geliyoruz daha İstanbul'da bizim akrabamız yok. Kimisi var yok daha iş adamı, hiç bir şey yok. Kimisi de iyi olmuş. Çalışanlar artık... işine bağlı olan kalkınıyor. Bağlı olmayan... Mehmet. Ha, evet, Sayın Mehmet Emşerim. Efendim. Babanızı eskiden beri tanıyoruz. Evet, sağ olun. Ha, babanız mücadeleyle 40 paradan başlamış, 40 evet. kuruşa kadar tıraşla. Eyvah. Şimdi siz iyi bir imkan buldunuz. Evet. Siz ne yapmak istersiniz bundan sonra? Neye yönelik, gönlünüzde ne var, nasıl yapmak istersiniz? Ne yapmaya çaban aynı nedir? Aynı babamızın mesajı vermeye devam ediyoruz. Aynı o verdiği hizmeti vermeye devam edeceğiz. Evet. Ha, baban hizmetinde, sanatında sadık kaldığı için evet, tabii, siz tabii. de baba mesleğini yürütmeye evet. çalışacaksınız. Aynı toplumda hizmet devam ediyor. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Siz alıyor mu ya? Evet Sayın Hemşehrim. Evet. Size Besli'de kökenine kimler derler? Yavuş'un oğlu Mustafa derler. Evet. Bu mesleğe nasıl atıldınız? Acaba meslek değiştirmiş ya kısadan anlatabilir misiniz? 1950 senesinde Çelik Eşya, Türk Bayrağı, Televizyon, İpek Az Bayrağı. Ondan sonra 1984'e kadar yaptık. 85'te tekrar bu toptan gıda maddesi üzerine yapmaya başladık. Peki, yaptığın işten memnun musun? Memnunum yalnız gün de gün. Alıyoruz, satıyoruz, tekrar zam ediyor. Sattığımız fiyattan tekrar geri fazlasını alıyoruz. Evet. Gün be gün sermayemiz kısalıyor. Evet. Yani bugünkü ekonomi size ekonomi. Yansımıyor. Evet. Evet. Peki, bu aşağı şehirden çıktık, buraya bir şehir kurduk. Evet. Buradan da yine göç ettik başka yere, üçüncü bir yerleşmemiş. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim Besli'ler kadar böyle tedirgin bir kimse yoktur. Türkiye'de hiç yok. Ha. Biz bunun için bir tarih sahnesine koyacağız. Besli'nin çalışkanlığını görürsün, dört tarafı dağın kayanın içinden çıkıp da evet. nasıl mücadele ettikleri bir gerçek. Evet. Siz bu dışarı çıkanın sırtına yadırgı yorgan değmiş adam olmaz diyenlere sizin yanıtınız nedir? Şimdi hemen olmaz diye bir şey yok. Memleketimizde 1947'den beri bilirim ki belediye reisleri, milletvekilleri Besli'den 1, 2, 3, 4 gitmiştir. Bunlar da hiç memlekete bağmamıştır. Bunlar o zaman ondan dolayı bu memleket devamlı gerilemektedir. Daha doğrusu ağalar beyler bu memleketi sivrilmiş kimse istemiyor. Veyahut da siyasetçiler sivrilmiş kimse istemiyor. Kendileri rakip istemiyorlar. Evet. Yani bu memleketin geri kalmasının %90 sebebi de budur. Evet. Şimdi 1955'lerde Baobab'larında herkes göçüldü. Her taraf gemyeşildi. Gemyeşildi. Şimdi harap oldu. Demek ki yanlış yapmışlar. Tabii tabii.
Biliyorsun Çat Gölü gölüydü. Tabii. Şimdi şehir oldu. Acaba gölün üstüne bir ev yapmak akıl işi midir? Hayır. Şimdi efendim zaten Çat diye bir şey mevkiydi. Esas Çat Kayardı mevkiydi. Evet. Burada ağalar beyler ve o zamanın şeyleri, ekabirleri bu mevkide oturdukları için Kayardı'nın Çat mevkisini bıraktılar. Geldiler burada şehir kurdular. Bunlar da ağaların, beylerin sırf şeyinden başka bir şey değil. Menfaatinden başka bir şey değil. Evet. Menfaatin için fizik ve batak eraziye halkı sürüklemişler. Burayı şey yaptılar. Peki bu 5-10 sene millet buraya çıkmadı. Demek ki esnaf biliyordu ki buraya çıkmadı. Sonra Kayardı'ndaki eşkıya salgınıyla mecbur oldular değil mi? Tabii. Onun için mecbur oldular. Ha. Peki gençlere tavsiyen nedir? Gençlere tavsiyem kendi işlerinde bu memleketin her türlü bakacak bir kimsenin ahali tarafından seçilmesi. Evet. Yani bu tegallübeleri bırakmak lazım artık. Evet. Yani halktan, halkı seven, halkın içini bilen, besni kökenini bilen, besniyi seven kişilerin seçilmesi tabii. Elbette farklı olacak. Tabii. Mesela ben İzmir'de duyuyorum ama Besni'nin memleketimi ihtiyacımdan değil, sevdiğimden geliyorum. Bütün Besni kökenini bir filmde asaletini kaybetmeden çalışmış kadını erkeğe üfretiyle. Saygı duyduğum için bunu film için mücadele ediyorum. Siz de katkı için bir dernek kurmak istiyoruz. Yani folklor, Besni'nin zengin folklorunu kurmak istiyoruz. Bak çalgıcımız var, sanatkarımız var, hep başkasının sokaklarında geliyor. Neden bir ki 3-5 kişi sanatkarımızı barındıramıyoruz? Neyimiz eksik? Diyorum ya, hiçbir şeyimiz eksik değil ama devlet tarafından hiçbir destek görmemiştir şu Besni. Besni'nin tarihi 2600 senelik bir tarihi var. Evet. Türkiye'nin en eski kazalarından. Evet. Aynı zamanda Türkiye'nin de bütün kazalarından en verimli kaza. Buğdasıyla, fıstığıyla, pamuğuyla, susamıyla, üzümüyle, efendim tütünüyle, her bakımdan Türkiye'de en zengin kaza. Evet. Karadeniz'de 5 vilayette Besni'nin arası gibi yok. Niye çekiyorum biliyor musun? Dinler biraz. Size Besni'de kökeni kimler derler? Karagüller, Kösen Ağlar derler. Bu mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle kısadan baba anlat. Babam mesleği. Evet. Kaç yılında başladınız? Babam 920'de başlamıştı. Evet. Peki şimdi bu Besniler, şöyle bir şey soracağım. Siz yaşlı olduğunuz için bu şeyi bilirsiniz. Biliyorsunuz aşağı şehirde de aynı bu hayatı sürdürüyordunuz. Aynı. Şimdi burada da. Acaba bu yukarı şehre çıktık, birçok göçler oldu. Bu göçün sebebi nedir? Sizden de bunu öğrenebilir miyiz? Günün politikacılarının melanetliği. Evet. Yanlış uygulama diyorsunuz. Tabii. Şahsi uygulama. Evet. Öyle deyin daha iyi. Peki bu dışarı gidenlere o zaman derlerdi sırtına yadırdı yorgan demiş. Bunlar adam olmaz derlerdi. Gidenler de görüyoruz hepsi de maşallah kalkınmış. Onlar beyhude konuşma. Besni halkının çalışkanlığına bağlı halbuki değil mi? Tabii. Her gittikleri yerden Türkiye'nin, mücadele etmişler. Türkiye'nin her tarafında Besni halkı bazı çalışkan namusuyla, arıyla tabii. kazanmış. Evet. Birçoğu da diyor ki aşağı şehirde bilmem Kara Mehmet'in evini sökmüş, altın bulmuş, yok canlının oğlu bilmem neyi bulmuş, yok filanın oğlu filan bulmuş. Sen bunlara katılıyor musun? Katılmıyorum. Sanki Besni'de altın yağıyormuş aşağı şehirde. Katılmıyorum. Ha. Yalan diyorsunuz. Yalan. Peki gençlere tavsiyeniz nedir şimdi? Gençlere dürüstlük ve memleket için çaba sarf etmelerini tavsiye ederim. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim.
Siz olursunuz. Evet. Geç bakalım. Senden de şimdi soracağım bak. Evet. İsminiz? Yakup Geriş. Peki Yakup evladım. Siz de babanızın mesleğini sürdürüyorsunuz. Evet. Babanız buraya kadar getirmiş. Mücadele etmiş, sizi okutmuş, bakmış. Şimdi siz bundan sonra nereye götürmek istersiniz? Yani daha neler, gönlünde neler kopuyor yani? İleride amaç bu işin daha iyi büyümesi, daha geniş kapsamlı işler yapmak ve elimizden geldiği kadar benim baba mesleğimizi yapmak. İlerletmek. Evet. Teknolojiye ayak uydurmak. Emlekede millete faydalı olmak. Peki. Siz soruyorum. Şimdi besinler olarak bir folklor kursak. Memleketimizin zengin folkloru var. Evet. Katkıda bulunur musun kültürel çalışmalarda? Seve seve. Vallahi elimizden geldiği kadar ama her insanın ayrı bir özelliği var şimdiki. Hayır, şimdi şöyle. Mesela diyelim ki biz İstanbul, Ankara, Adana, Mersin toplanacağız. Evet. Bu fikirlerini soruyorum. Evet. Bir folklor kurup kendi toplumumuzdan gençleri evet. araştırıp kendi kendini amorti edecek güzel bir sistemle yetiştirmek istiyoruz. Ve bir de Besin'e ait bir vakıf teşkilatı kurmak, evet. kimsesizlere ev yapmak, siteler yapıp kiradan kurtarmak Besin halkını. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Çok iyi bir şey işte o zaman gerektiren bir koşul. O zaman içerisinde belli insanlar vakıf kurduktan sonra yardımlaşaraktan bir şeyler yapılır tabii. %5 verirse, 10 verirse %5 bir kar gelir. Evet. Bu da tabii bir maksadı olacak. Şirket sadece batmak için değil, Besinlerin yardımında kar gözetmeksizin bir gelişme yapmak istiyoruz. İşte o da ileri safhada olur. Tabii. İşte, gelecek bir şey yok yani şimdi. Hani gençlere yönelik yani kendi memleket çocuklarını el ele vererek yarına böyle bir şey hazırlamak.